Aşağıdakilerden hangisi kimya bilimini simyadan ayıran özellikler arasında yer almaz diye soruluyor. A, B, C ve D seçenekleri modern kimyayı simyadan ayıran özelliklerdendir. Ama E'ye baktığımızda süzme, çözme ve damıtma gibi yöntemler simya döneminde de kullanılmıştır. Modern kimyada da kullanılmaya devam etmektedir. O yüzden ayıran özelliklerden sayılmaz. Doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi analitik kimyanın çalışma alanı değildir? C seçeneğindeki içme sularındaki nitrat iyonunun uzaklaştırılması çalışması anorganik kimyanın çalışma alanına girer. Eğer ifade şöyle olsaydı, içme sularındaki nitrat iyon derişiminin bulunması olsaydı o zaman analitik kimya diyebilirdik. Ama bu şekilde olduğu için bu anorganik kimyadır. Doğru cevap C seçeneğidir. X, Y ve Z maddelerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili hangi yargıların kesinlikle doğru olduğu soruluyor. Öncelikle X'e bakalım. Aynı cins moleküllerden oluşur. Aynı cins moleküllerden oluştuğuna göre bu bir saf maddedir. Ancak iki ihtimal var. Element de olabilir, bileşik de olabilir. Çünkü ametal elementlerden moleküler yapıda olanlar vardır. Örnek vermek gerekirse O2 gibi, iki atomlu moleküller Cl2 gibi. Bileşikler için örnek verelim. Mesela su molekülü veya karbondioksit gibi. O yüzden X ya element ya bileşiktir. Y'ye bakalım. Tek cins atom içerir. Bu kesinlikle elementtir. Çünkü tek atom içerme elementlere ait bir özelliktir. Y kesin element. Z farklı cins atomlarda oluşan saf maddedir. Saf madde olduğu için element veya bileşik olma ihtimali var. Ama farklı cins atom içerdiğine göre o zaman bunun bir bileşik olması gerekir kesinlikle. Buna göre birinci öncül X elementleri denilmiş. Kesinlikle diye sorulduğuna göre kesin diyemeyiz. Çünkü bileşik olma ihtimali de var. O yüzden kesin diyemiyoruz. Y saf maddedir. Y tek cins atom içerir elementtir. Element bileşikler zaten saf maddedir. Bunu biliyoruz. Tüm elementler ve bileşikler saf maddedir. O yüzden ikinci öncül kesin doğru. Z bileşiktir. O da yine saf madde olup en az iki farklı atom türü içerdiği için o da doğrudur. 2 ve 3 kesin doğru olduğundan D seçeneği doğru cevaptır. Yukarıda verilen özelliklerin ilgili kimya disiplinleriyle eşleştirilmesinin hangi seçenekte doğru verildiği soruluyor. Birinciye bakalım. Maddelerin kimyasal bileşenlerinin nitelik ve niceliğini inceler. Tabii ki analitik kimya olması gerekir. Dolayısıyla 1 B ile eşleşecektir. Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeler ve süreçleri inceler. Canlıdaki kimyasal süreçler olduğu için biyokimya olmalı. Yani C. Karbon temelli bileşiklerin yapılarını inceleyen kimya disiplini organik kimyadır. O da zaten A olacaktır. O yüzden 1 B, 2 C, 3 A şeklinde C seçeneği doğru cevaptır. Metalurji mühendisliği bölümünden mezun olan bir kişi verilen alanlardan hangilerinde çalışabilir? İlk etapta zaten demir, çelik, otomotiv anlaşılabiliyor. Çünkü metal malzemenin çok yoğun kullanıldığı endüstriler. Öte yandan tekstil alanında da metalurji mühendisleri çalışabilirler. Çünkü tekstil deyince sadece akla kumaş gelmemesi gerekiyor. Tekstil makineleri, bunların üretimi. Burada da mutlaka metal malzemeler kullanılıyor. O yüzden bu alanda da çalışabilirler. Tamamı da çalışabilecekleri alan olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen işlemlerden hangileri kimyanın ilgi alanında gösterilebilir? Birincisi boya üretimi için pigment sentezleme kimyanın çalışma alanına girer. İkincisi gıda raf ömrünü uzatacak koruyucu katkı maddesi üretimi, yine bu da kimya ile ilgilidir. Sonuncusu yakıtların yanmaları sonucu açığa çıkan enerji miktarlarının hesaplanması da yine kimyanın çalışma alanına girer. Tamamı da çalışma alanına girdiği için doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıda tanımı verilen kimya disiplini ile ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Tanımı okuduğumuzda bunun polimer kimyasının tanımı olduğunu görüyoruz. Çünkü küçük organik moleküllerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküller polimerlerdir. Bunu inceleyen kimya bilim dalı da polimer kimyasıdır. Buna göre birinci öncülde otomobil lastiği üretiminde kullanılan kauçuk maddesi üretir. Tabii ki polimer kimyasının çalışmalarına girer. Ürün verimini artıracak tarım kimyasalları geliştirir. Bu zirai kimya veya diğer adıyla agrokimyadır.
agrokimya veya zirai kimya diyebiliriz. Yani tarım kimyası. Kimyasal maddelerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini araştırır. Bu da çevre kimyasıdır. O yüzden bunların doğrudan polimer kimyasıyla ilgisi yoktur. Sadece birincisi doğru olduğu için yalnız bir A seçeneği doğru cevaptır. Bileşiklerin özellikleri ile ilgili bilgiler doğru veya yanlış olarak tablodaki gibi işaretlenmiştir. Buna göre yapılan işaretlemelerden hangileri yanlıştır? Sembollerle gösterilir, doğru işaretlenmiş ama yanlış olmalıydı. Çünkü bileşikler sembollerle değil, formüllerle gösterilirler. O yüzden yanlış olması gerekirdi işaretlemenin. İkincisi, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmaz. Fiziksel yöntemle ayrılmazlar ama kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler. Dolayısıyla yanlış bir ifade olmuş ve yanlış değerlendirilmiş. Burada hata yapılmamış. Kimyasal yöntemle ayrılırlar. Bu yüzden yanlış bir ifade ve yanlış değerlendirilmiş. En az iki farklı cins atomdan oluşur bileşikler. Bu da yine doğrudur ve doğru değerlendirilmiş. Sadece birinci de hata yapılmış. Doğru cevap A seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, bu soruda verilen etkilerin ilgili piktogramlarla eşleştirmesi isteniyor. Birincisi tahriş edici madde. Tahriş edici madde sembolü ünlem işaretidir. Yani B'de verilen. Zehirli madde sembolü, yani toksik madde sembolü A'da gördüğümüz semboldür. Çevre zararlı madde sembolüne baktım, zaten burada bir ölmüş balık ve yapraklara dökülmüş ağaç görüyoruz. O da C'de verilmiş. Buna göre 1B, 2A, 3C olması gerekiyor. 1B, 2A, 3C yani D seçeneği doğru cevaptır. Endüstriyel kimya ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisi, gübre, boya, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösterir. Doğru. Hava, toprak ve su kirliliği ile mücadele eder. Bu yanlış. Bu çevre kimyasının çalışma alanına girer. Üçüncüsü, plastik, elyaf ve deterjan gibi ürünlerin üretimini yapar. Bu da doğrudur. 1 ve 3 doğru olduğu için C seçeneği doğru cevaptır. Element kavramı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisi, iki veya daha fazla aynı tür atomun kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşabilir. Hatırlayacağımız gibi ametal atomları kendi aralarında aynı türde veya farklı türde fark etmez, bir araya gelerek kovalent bağlarla molekül yapabilirler. Mesela O2 molekülünde veya klor molekülünde iki aynı tür atom birbirine kovalent bağla bağlanmıştır ama her ikisi de elementtir. Çünkü tek tür atom içerirler. Ama kovalent bağla molekül yapmışlardır. O yüzden element molekülleridir. Veya hidrojen gibi. Yani doğru bilgi. Kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek bileşikler oluştururlar elementler. Evet, belli oranlarda bir araya gelerek bileşikler oluştururlar. İyonik olanları vardır. Na, Cl gibi. Kovalent olanları vardır. Su gibi. İyonik bağ veya kovalent bağla bir araya gelirler. Soy gazlar monatomik yapılıdır. Evet, soy gazlar hiçbir atomla birleşmedikleri için serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar. Mesela helyum, neon gibi. Tamamı doğru olduğundan E seçeneği doğru cevaptır. Thomson atom modeli ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisi, negatif yüklü taneciklerin yer aldığı ilk atom modelidir. Doğru. Daha önceki Dalton atom modelinde hiçbir atom altı tanecik zaten bulunmaz. İkincisi, atomda pozitif ve negatif yükler eşit olduğundan atom elektriksel olarak nötrdür. Negatif yükleri bulan Thomson atomun nötr olduğunu bildiğinden dolayı artı yüklü tanecikler de olması gerektiğini düşünerek bunu ifade etmiştir. Bu da yine doğrudur. Üçüncüsü, atomun kütlesinin büyük bir kısmını pozitif yükler oluşturur. Yine Thomson elektronun yük kütle oranı bulmuştur. Buradan elektron çok küçük tanecik olduğu bilindiğinden dolayı geri kalan kütlenin artı yüklere ait olduğu düşünülmüştür Thomson tarafından. O yüzden bu ifade de Thomson modeline göre doğrudur. Tamamı doğru olduğundan E seçeneği doğru cevaptır. Bohr atom modeline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yanlış olan B seçeneğidir. Çünkü çekirdekten uzaklaştıkça elektronların enerjisi azalmaz, artar. Diğer ifadelere bakalım. Elektronlar çekirdek çevresindeki çizgisel yörüngelerde, dairesel yörüngelerde hareket ederler. Doğru. Uyarılmış halden temel hale dönen bir atom enerji yayar. Uyarılma atomların dışarıdan enerji alması da gerçekleşir. Daha sonra elektronlar üst katmandan bir alt enerji seviyesine düşerken ışıma yaparlar. Temel durumda elektronlar çekirdeğe en yakın katmanda bulunur. Yani birinci katmanda olmadan ikinci katman elektron geçmez anlamına geliyor aslında. Temel hal demek öncelikle ilk katman doldurulacak, daha sonra diğer katmanlar şeklinde olacak. E, L kabuğundan K kabuğuna geçen bir elektron ışıma yapar. Hatırlarsak kabuklara rakam verildiği gibi K, L, M, N şeklinde harfler de kullanılabiliyordu. K birinci katmanı, L ikinci katmanı, M üçü, N dört, O beş şeklinde devam edecektir. O zaman L katmanından, L kabuğundan K'ya geçen, yani 2'den 1'e düşen bir elektron ışıma yapması, enerji vermesi gerekir. Dolayısıyla bu da yine doğrudur. Doğru cevap B seçeneğidir. Klor iyonu Cl7 artı iyonuna, oksijen atomu O-2 iyonuna ve magnezyum 2 artı iyonu Mg atomuna dönüşmektedir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle dönüşümlere bakalım. Klor atom numarası 17, eksi 1 yüklü. Artı 7'ye dönmesi için şu anda elektron sayısı 18. O zaman klorun proton sayısı değişmeyeceğinden dolayı elektron sayısının 10 olması gerekiyor. Yani tam 8 tane elektron vermesi gerekiyor. Bu dönüşümde 8 elektron verilmiş olur. Diğerine bakalım. Oksijen atomu oksijen iyonuna dönüşüyor. Yine atom numarası verilmiş. Atom numarası 8 oksijenin. Proton sayısı 8, elektron sayısı 8. Ama O-2 olduğunda proton sayısı tabii ki hala 8 iken elektron sayısı artık 10 olmuştur. Mg iyonun dönüşümünü yazalım. Mg iyonu artı 2'den Mg atomuna dönüşüyor. Yani nötr hale geliyor. Atom numarası 12, elektron sayısı 10. Artı 2'nin sıfırlanabilmesi için 2 elektron alması gerekir. 2 elektron alır. Burada yine 2 elektron alır. Burada 8 elektron verirse ancak bu gerçekleşir. Buradan da Mg 0 olmuştur. Çünkü proton sayısı zaten 12, aynı kalıyor. 2 elektron aldığı için, elektron sayısı 12 olduğu için sıfırlanmıştır. Buna göre birinci öncüle bakarsak klor artı 7 ve oksijen eksi 2 iyonlarının katman elektron dizimleri aynı olur diye soruluyor. 10 olduğu için her ikisi de doğrudur. 2, 8 şeklinde olması gerekir. Birinci öncül doğru. Mg iyonunun elektron sayısı 2 azalır. Yanlış. 2 elektron aldığı için 2 artacaktır. Zaten 12 idi proton sayısı. 10 elektronu vardı artı 2 iken. 2 aldığı için sıfırlanmış oldu. Şu an yükü 0. O yüzden bu bilgi yanlış. Klor eksi iyonunun çekirdek yükü 8 artar. Çekirdek yükü ifadesi proton sayısını gösterir. Elektron alışveriş sırasında proton sayısı elbette asla değişmez. Proton, nötronlar çekirdektedirler. Klor iyonunun burada baktığımızda iyon yükü 8 artar diyebiliriz. Belki çekirdek yükü değil ama şöyle yazalım. İyon yükü denilseydi doğru olurdu. Çünkü eksi 1'den artı 7'ye kadar yükselmiştir. Eksi 1'den artı 7'ye yükseldiği için iyon yükü 8 artar. Bu da yanlış. Sadece birinci öncül doğru olduğu için A seçeneği doğru cevaptır. Sodyum ve florür iyonları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Öncelikle iyonların elektron ve nötron sayılarını bulalım. Zaten proton sayıları verilmiş. 11, 23 kütle numarası. Burada da 9, 18. Kütle numarasından proton sayısını çıkardığımızda nötron sayısı 12 olarak bulunur. Yine 18'den 9 çıkardığımızda 9 olarak nötron sayısı bulunur. Elektron sayısı olarak sodyum 1 elektron kaybetmiş, 10 elektron var. Florda 1 elektron kazanmış, 9 iken 10 olmuş. Bunlar da elektron sayıları. Buna göre A seçeneğinde izoelektronik taneciklerdir deniliyor. Elektron sayıları ve dağılımları aynı olduğuna göre doğrudur. B, kimyasal özellikleri aynıdır. Bu bilgi elbette yanlış. Kimyasal aynı olabilmesi için farklı taneciklerin sadece elektron sayılarının aynı olması yeterli olmaz. Ancak hem elektron hem proton sayısı aynı olan taneciklere biz kimyasal aynı diyebiliriz. Hem proton hem de elektron sayıları iki farklı tanecikte aynıysa bunlar kimyasal aynı denilebilir. Aksi takdirde kimyasal aynı olamazlar.
O yüzden B yanlış. Diğerlerine bakalım. Neon ile aynı katman elektron dizinine sahiptirler. Elektron sayıları neon kadar olduğu için doğrudur. Nötron sayıları farklıdır. 12'ye 9 farklı olduğunu görüyoruz. Na iyonunun çapı daha küçüktür. Bu da önemli. Çap için proton elektron oranına bakmamız gerekiyor. Sodyumda 11 proton 10 elektronu çekerken florda 9 proton 10 elektronu çekmeye çalışıyor. Yani proton sayısı daha fazla olduğu için sodyumun çekimi daha fazla. Bu da yarı çapını daha küçük yapacaktır. Flordaki çekim gücü daha azdır. Çekirdek çekim gücü proton sayısı 2 az olduğu için. Bu da doğru bilgidir. Buna göre zaten doğru cevap B seçeneğidir. X, Y ve Z atomlarına ait nükleon sayısı atom numarası grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Direkt grafikten yorumlayabileceğimiz gibi tablo oluşturarak da soruyu çözebiliriz. Tablo oluşturalım X, Y, Z atomları için. Atom numarası yani proton sayısı, nötron sayısı ve nükleon sayısı yani kütle numarası yazalım. Öncelikle X için bakarsak X'in atom numarasının 12 olduğunu görüyoruz. Nükleon sayısı yani kütle numarası 24. O zaman aradaki fark nötron sayısını vermesi gerekir. O da 12'dir. Y için baktığımızda Y'nin de atom numarası 12. Kütle numarası yani nükleon sayısı 25. O zaman nötron sayısı 13 olması gerekir. Z için atom numarası 13. Kütle numarası 25. Dolayısıyla nötron sayısı 12 olması gerekir. Buna göre A'ya bakarsak X ve Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır. X ve Y'ye baktığımızda proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için X ve Y birbirinin izotopudur. İzotop oldukları için de kimyasal özellikleri aynıdır. B'ye bakalım. X ve Z izotondur. X ve Z'nin nötron sayılarının aynı olduğunu, 12 olduğunu görüyoruz. O yüzden 12'şer nötron var her ikisinde de. Demek izotondur birbiriyle X ve Z. A ve B doğru. Z'nin nötron sayısı en fazladır deniliyor. Baktığımızda Z'nin nötron sayısının 12 olduğunu görüyoruz. En fazla değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yanlış olan bu. Devam edelim. X ve Y'nin periyodik sistemdeki yerleri aynıdır. X ve Y zaten proton sayısı aynı olduğu için aynı elemente aittirler. Aynı elemente ait oldukları için de tabii ki tablodaki yerler aynı olması gerekir. Aynı elementin kütleleri farklı izotoplarıdır. Doğrudur. Y ve Z izobardır. Y ve Z'ye baktığımızda kütle numaralarının 25 olduğunu görüyoruz. Her ikisinin de. Bu da yine doğru bilgidir. Yanlış olan C olduğundan C seçeneği doğru cevaptır. X atomu Y eksi iyonuna bir elektron verdiğinde aynı soygaz elektron dizilimine sahip oluyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. X atomu eksi yüklü Y iyonuna bir elektron veriyor. X bir elektron vereceği için yükünün bir artması gerekir. Yani sonuçta X artı bir olacaktır. Y de bir elektron daha kazandığı için eksi iki olacaktır. Bu durumda aynı soygaz elektron dağılımına sahip olduklarına göre 10 olarak alalım bunu. 18 de olabilir, fark etmez. Neon 10 veya argon 18 gibi düşünebiliriz. Buna göre X'in proton sayısı bir elektron vermiş hali olduğuna göre 11 olması gerekir. Y'nin de 8 olması gerekir. X alkali metaldir deniliyor. Evet, X'e baktığımızda eğer 10'sa 11 bir fazlası. Eğer 18 ise 19 bir fazlası. Yani her halükarda X bir elektron vererek soygaza benzediği için bir alkali metaldir. Yani bir A grubundadır. O yüzden doğru. Çünkü X'in elektron dağılımı nötr olan tabi yazıyoruz. 2, 8, 1'dir. Bu şu anki iyon haldeki de nötr halini yazdık. Y için de nötr hali 2, 6 şeklinde olacaktır. X'in çekirdek yükü Y'den 2 fazladır deniliyor. Hayır, Y'den 3 fazladır. Çünkü bu şartlarda X'in 1A grubu elementi Y'nin 6A grubu elementi olması gerekiyor. 11, 8'den 3 büyüktür. 18 alsak değişmeyecekti. O zaman da 19 yapacaktı. Burası da o zaman 16 olacaktı. Yine 3 fazla olacaktı. Bu bilgi yanlış. Y atomunun elektron içeren katman sayısı X'inkinden fazladır. Y atomunun 2 katman olduğunu görüyoruz. 1, 2. Burada atomlara bakmamız gerekiyor. Tabii ki iyon halleri değil. Bu da 1, 2, 3 katmanlı. O zaman X'in katman sayısı Y'den 1 fazladır. Bu da yanlış. Sadece birinci öncül doğru olduğundan A seçeneği doğru cevaptır. Üçüncü periyot 7A grubunda yer alan X elementi ile ilgili
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X elementinin elektron dağılımına bakalım. Üçüncü periyot olduğu için 3 katmanı olması gerekiyor. Son katmanı 7A grubu olduğu için 7 elektron bulunması gerekiyor. 2, 8, 7 şeklinde. Buradan atom numarasını bulduk. X elementinin 17'dir. A seçeneği doğrudur. 17 atom numarası verildiği için. B'de 7 elektron verdiğinde oktet kara halına ulaşır deniyor. 7 elektron verdiği durumu yazalım. X artı 7 olduğunda elektron dağılımı 2, 8 olacaktır. Yani oktet kara halına ulaşacaktır. Doğru. X eksi iyonunun katman elektron dizilimi verilmiş. Onu da gösterelim. X eksi olduğunda atom numarası 17 olduğu için elektron sayısı bir fazlası 18 olacaktır. Yani bir elektron almış. Oradan da 2, 8, 8 şeklinde olacaktır ki buradan C de doğrudur. Daha sonra D'ye bakalım. Tabii X elementi ile ilgili bakıyoruz. X elementi Cl eksi ile benzer kimyasal özellik gösterir deniliyor. X elementinin tabii nötr halini almamız gerekiyor. 2, 8, 7 şeklinde. Burada verilen aslında Cl'de X elementinin bir iyonudur. 2, 8, 8 şeklinde. Ama kimyasal benzer diyemeyiz. Çünkü klorda 18 elektron varken X'de 17 elektron vardır. Kimyasal benzeme için hem protonların hem elektronların aynı olması gerekir. Protonlar aynı. Ancak aynı element bile olsa elektron sayısı değiştiğinde kimyasal özellik değişir. O yüzden D seçeneği yanlıştır. E'ye bakalım. Burada da X 7 artı iyonu neon ile izelektronik denilmiş. Zaten yazmıştık burada X artı 7'yi. 2 8 olduğu için 10'dur. Neon da zaten 10 olduğu için elektron dağılımları benzer birbirlerine, doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir. Atom numaraları ardışık ikinci periyot elementlerinden X, Y, Z ve T'nin birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Öncelikle aynı periyotta yer aldıklarına göre T ya 2A grubu bir elementtir ya da 5A grubu. Çünkü 2A ve 5A'da istisna olduğunu biliyoruz. Aynı periyotta soldan sağa artarken 1-2 grupta hatırlarsak 2A ve 5A'da istisna olarak kendilerinden sonra gelen gruptan daha fazla iyonlaşma enerjisi bulunuyordu. Eğer Y 2A ise o zaman X'in 1A olması gerekir. Z 3A olmalı. T de 4A olmalı. Eğer Y 5A ise o zaman X bir öncesi 4A. Çünkü ardışık olduğunu biliyoruz. Bu önemli. Ardışık olduğuna göre bu şekilde olacak. Z 6A, T de 7A olacaktır. Her biri için ikişer ihtimal bulunuyor. Buna göre A, T soy gaz ise Z halojendir deniliyor. Zaten T'nin soy gaz olma ihtimali yok. Ya 4A ya 7A olduğu için bu bilgi yanlıştır. B'ye bakalım. X alkali metal ise, yani 1A grubu ise X. X 1A ise T'nin değerlik elektron sayısı 4'tür. X 1A ise T 4A çıkıyor. 4A'da da değerlik elektron sayısı 4'tür. Doğru bilgi. B seçeneği doğru cevaptır. C'ye bakalım. T'nin atom numarası 7 ise X 5A grubundadır. Zaten X'in 5A olma ihtimali yok. Çünkü X ya 1A ya da 4A. O yüzden yanlış. Y 2A grubu elementi ise Z ametaldir. Y 2A ise Z 3A olması gerekiyor. Z 3A olması gerekiyor. 3A grubunu hatırlarsak zaten 3A grubunda ametal bulunmaz. İlk elementi bordur 3A'nın. Ki burada ikinci periyot zaten verilmiş. O da yarı metaldir. Ametal değildir. Ondan sonrakiler zaten metaldir. Mesela alüminyum da metal olacaktır. 3A grubunda ametal bulunmaz. Buna göre D zaten yine yanlış. Ametal olma ihtimali yok Z'nin. Y'nin atom çapı Z'den küçüktür. Atom çapı hatırlarsak sola ve aşağı doğru artar periyodik tabloda. Aynı periyot olduğuna göre atom çaplarının karşılaştırdık aslında. En büyük olan X'tir. En solda yer alacağı için 1A grubunda. Diğer durumda zaten yine 4 alacak. Yine solda olacağı için fark etmeyecek. X, Y, Z ve T şeklinde sıralanması gerekir atom çapına göre. Buna göre atom çapı en büyük olan X, en küçük olan T'dir. Y'nin Z'den küçük olduğu ifade edilmiş. Buraya baktığımızda Y'nin Z'den her halükarda büyük olduğunu görüyoruz. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Periyodik sistemde yerleri verilen X, Y, Z, T ve Q elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Önce yanlış olanı açıklayalım. Yanlış olan C seçeneğidir. Çünkü buradaki Y elementi helyumu gösteriyor.
Helyum'da atom numarası 2 olduğu için değerlik elektron sayısı 2'dir. 8A grubunda yer almasına rağmen değerlik elektron sayısı 8 değildir. Bu yüzden de en büyük olan Y değildir. Ha, en büyük olan hangisi diye tabii sorulursa 7A grubundaki Q elementi. Çünkü Q'nun burada atom numarası zaten sayarsak 17 olduğunu görürüz. 2, 8, 7 olacağı için en fazla değerlik elektron sayısı Q elementine aittir. Diğerlerine bakarsak A, X metallerle A metallerle bileşik yapabilir. X de burada hidrojeni gösteriyor. Hidrojen bir ametal olduğu için ametallerle kovalent bağla, metallerle de iyonik bağla bileşik yapabilir. O yüzden bu bilgi doğrudur. T yarı metaldir. T elementi boru gösteriyor. 3A'nın ilk elementi bor. Bir de silisyum bilmekte fayda var. O da 4A'nın ikinci elementi. İlk 20'de bor ve silisyum elementleri yarı metaldir. Bunları bilsek iyi olur. Z metallerle bileşik yapamaz. Z elementi zaten kendisi metaldir. 2A grubunda. Metal olduğu için metal metalle bileşik yapmaz. Alaşım yapan hatırlayacağımız gibi doğrudur. Q bileşiklerinde -1 ve +7 arasında değerlik alabilir. Q element 7A grubu olduğu için hatırlayacağımız gibi flor hariç 7A grubunda alttaki diğer halojenler ki onlar klor, brom ve iyot en fazla grup numarası kadar yükseltgenebilir. Yani +7 olabilirler. En düşükte -1 olurlar. O yüzden bu da doğru bilgidir. C seçeneği doğru cevaptır. X, Y ve Z elementlerinin elektronegatiflik değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen niceliklerden hangileri X için diğerlerinkinden daha fazladır? Elektronegatiflik hatırlayacağımız gibi periyodik cetvelde sağa ve yukarı doğru artar. Buna göre elektronegatifliği en fazla olduğuna göre X'in sağda en yukarıda X'in yer alması gerekir. İyonlaşma enerjisi aynı yönde artar. Ancak atom yarıçapı tam ters yönde artar hatırlarsak. Sola ve aşağı doğru atom yarıçapı artar. Buna göre elektronegatifliği X'in en yüksek olduğuna göre ametalik aktifliği, iyonlaşma enerjisi aynı şekilde X'in diğerlerinden fazladır ama atom çapı diğerlerinden daha küçüktür. Çünkü çap sağ yukarı doğru azalır. Bu yönde atom çapını yazarsak azalırken diğer ikisi artar. Bu nedenle 1 ve 3 X de diğerlerinden daha büyüktür. Doğru cevap D seçeneğidir. Sodyum ve flor elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan D seçeneğidir. Flor bir ametaldir ama ametallerden elektron ilgisi en yüksek olan değildir. Elektron ilgisi en yüksek olan element klor elementidir. Diğer bütün özelliklerde elektronegatiflik, ametalik aktiflik gibi özelliklerde flor ametali bütün ametallerden daha üstündür ama elektron ilgisinde en yüksek olan element flor değil, klordur. Bu yüzden D seçeneği yanlış. Diğerlerine bakarsak sodyum bulunduğu periyodun en aktif metalidir. Sodyum 11 olduğu için 2-8-1'den 1A grubu alkali metaldir. Dolayısıyla alkali metallerde bulundukları periyotta en aktif metallerdir her zaman ilk element olarak doğru. Flor doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur. Evet, F2 şeklinde. Ametallerin böyle bir özelliği var zaten biliyoruz. Doğrudur. Sodyum elementinin oksijenli bileşiği bazik özellik gösterir. Metal oksitleri bazik özellik gösterir. Sodyum da 1A'da yer aldığı için oksiti Na2O şeklindedir. Metal oksitler baziktir. Genel olarak ametal oksitler asidiktir. E'ye bakarsak sodyum katı ve sıvı halde ısı ve elektriği iletir. Sodyum metal olduğu için zaten bu özelliklere sahiptir. Bu da doğru. Doğru seçenek D'dir. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan E seçeneğidir. Açıklayalım neden yanlış olduğunu. X atomundan 2 elektron koparmak için harcan enerji, ikinci iyonlaşma enerjisi denilmez. Burada verilen o ikinci tepkimede. X elementinin ikinci iyonlaşma enerjisi bir kere iyonlaşmış ve +1 yükle iyon haline gelmiş olan X'ten bir elektron daha koparmak için verilen enerji. Yani ikinci bir elektron kopartıyoruz. Bir kere koparılmış X'ten. Onu da şöyle yazarsak iyonlaşma enerjisi 2 diyelim. Buradan da X +2 iyonu elde edilecek. Yani +1'den +2 elde ettiğimiz iyonlaşma enerjisi ikinci iyonlaşmadır. Burada verilense eğer göstermek gerekirse birinci iyonlaşmayla ikincinin toplamıdır aslında. Buna göre yanlış olan seçenek bu. Diğerlerine bakalım. A,
Q1 X'in birinci olan eşmesi. Doğru bu. Zaten burada hata yok. X'in elektron ilgisi egzotermiktir. Üçüncü denkleme baktığımızda X'in elektron ilgisi olduğunu görüyoruz. Çünkü X elektron almış ve karşılığında enerji vermiş. Enerji ünler tarafında olduğu için egzotermiktir. Doğru. Q2 Q1'den büyüktür. Q1 dediğimiz birinci yoğunlaşma enerjisini gösteriyor. Q2 de 1 ve 2'nin toplamı olduğu için bu da doğrudur. Q3 elektron ilgisi de X'in zaten söylemiştik. O da doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki atom modellerinden hangisine ait bir açıklama yukarıda verilmemiştir? Birinciyle başlayalım. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından aynıdır. Dalton atom modeliyle ilgili bir ifade bu. Pozitif ve negatif yükler atomda homojen dağılmıştır. Thomson modelinde bulunan bir açıklama. Atomun büyük kısmı boşluktur. Rutherford tarafından bulunmuştur. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital denir. Orbitalli elektron bulutu modeli modern atom modelidir. Burada Bohr atom modeli ile ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir. Doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Thomson atom modelinde yer alır? Thomson atom modelinde elektron kavramı yer alır. Çekirdek kavramı Rutherford modelinde yer alır. Katman Bohr atom modelinde, elektron bulutu modern atom modelinde, yine nötron da modern atom modelinde yer alır. Rutherford modelinde bile sadece yüksüz tanecikler bulunabileceği ifade edilmiştir. Ama nötronlar 1932 yılında bulunmuştur zaten James Chadwick tarafından. O yüzden Thomson modelinde sadece elektron yer alır verilen ifadelerden. Doğru cevap A seçeneğidir. Elektron ilgisiyle bir soru bu. Elektron ilgisi genellikle ametallerinle ilgili bir özelliktir. Gaz halindeki bir atoma bir elektron verildiği zaman açığa çıkan enerji görüyorsunuz. Burada egzotermiktir genellikle. Burada olduğu gibi X ve Y'nin egzotermik fakat Z'de bakın 230 kilojül enerji vermişim ben ki o bana enerji vermiş. Demek ki burada endotermik olduğunu anlamamız lazım. Peki elektron ilgisi genellikle ametaller için geçerli bir özelliktir. Nedir? Aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru arttığını bilmemiz lazım. 8A'nın elektron ilgisi yoktur. En büyük grup 7A, 6A, 5A olarak devam eder. Bakalım yargılara. Elektron ilgisi en yüksek Z'dir diyor. Elektron ilgisi bakalım en yüksek Y'dir arkadaşlar. Z değil, yanlış. Elektron ilgisi egzotermik ya da endotermik olabilir. Yazdık zaten doğru. X ve Y aynı grupta elementi ise mesela 7A ise diyor. 7A grubunda ise X ve Y hangisinin atom numarası büyük, hangisi aşağıdadır bulabiliriz. Ne dedik? Aşağıdan yukarıya elektron ilgisi artar. Yani ne olacak arkadaşlar? Y yukarıda, X aşağıda olacaktır. Ve atom numarası yukarıdan aşağıya doğru arttığı için X'in atom numarası Y'den büyük olacak. Burada ne diyor? Y'nin atom numarası daha büyüktür diyor. Yanlış söylüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2A'dır. X eksi ve X artı iyonları ile ilgili aşağıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre yapılan işaretlemelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Aynı elemente ait iyonlar çünkü proton sayılarının aynı olduğunu görüyoruz. 1 ve 1. Biri eksi 1 yüklü, öbürü artı 1 yüklü. Biri 1 elektron aldığı için elektron sayısı 2, öbürü verdiği için elektron sayısı 0. Kütleleri verilmiş. Birinin kütlesi 1, diğeri 2. Yani bunlar birbirinin izotopudur. Onu da ifade edelim. İzotop olduklarını görüyoruz. Çünkü proton sayıları aynı ama kütleleri farklı. Çünkü nötron sayıları farklı. X'in nötron sayısı 0. Diğer X'in de 1. Buna göre izotoplar izotopların normalde
kimyasal özellikleri aynı, fiziksel farklı olduğunu söyleriz. Ancak burada elektron sayıları değiştiği için kimyasal benzerlik kalmamıştır. Hatırlarsak kimyasal benzerlik olabilmesi için proton, elektron aynı olması gerekir. İki tanecik dedi. Bu kimyasal aynı olmanın şartı. Fiziksel aynı olmak için de proton, elektron ve nötron hepsinin aynı olması gerekir. Bu da fiziksel aynı olmanın şartı. İzotop da olsalar eğer elektron sayıları değişmişse tabii ki kimyasal özellikleri değişmiştir. Buna göre A'ya bakarsak fiziksel özellikleri aynıdır denilmiş. Hayır, farklıdır. Çünkü protonları belki aynı ama elektron sayıları farklı, nötron sayıları farklı. Zaten bu bilgi yanlış. Kimyasal özellikleri farklıdır. Bu bilgi doğru. Çünkü proton sayıları aynı olmakla beraber elektronları farklı olduğu için kimyasal değişim gerçekleşmiş demektir. O yüzden B seçeneği doğrudur. X artı iyonun çapı daha büyüktür deniliyor. Tabii ki bu bilgi yanlış. Çünkü X eksi de bir proton iki elektron çekerken X artı elektron bile bulunmuyor. X eksenin yarı çapı daha büyüktür. O yüzden bilgi yanlış olmalıydı. Doğru denilmiş ama burada yanlış. Çekirdek yükleri eşittir bilgisi doğru olmalıydı. Çünkü proton sayıları birebir. Bu proton sayısı çekirdek yükü olduğu için. İyon yükü değil, dikkat edelim. İyon yükü buradaki eksi ve artı yükler. Çekirdek yükü proton sayısı ve onlar eşit birbirine ama yanlış denilmiş. Doğru olmalıydı. Nükleon sayıları farklıdır. Nükleon sayısı dediğimiz kütle numaraları 1'i 1, 1'i 2 farklı ve doğru olması gereken yanlış olarak değerlendirilmiş. Yine bu da yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. HXO4-2 iyonunda toplam 50 elektron vardır diyor. Buna göre X atomu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar önce X'in elektron sayısını bulalım. Hidrojen bakın 1'dir. 1 artı X, 4 tane oksijen var. Bir tanesi 8'dir. 4 çarpı 8, eksi 2 olduğuna göre 2 elektronu almıştır. Eşittir 50. Buradan 8, 4'ün 32, 2 daha 34, 1 daha 35. X buradan 50'den 35 çıkarırsak 15 bulunmuş olur. Yani atom numarası 15 olacak. X atomu kararlı bileşiklerinde 3 elektron alarak oktetini tamamlar diyor. 15'in D'lik elektron katman dilini yapalım. 2, 8, 5'tir. Nedir bu? 3. periyot 5A grubundadır. Evet, 3 elektron alarak oktetini tamamlar. Doğru. Elektron içeren 3 katmanı bulunur. Evet, onu gösterdik. Yupak sistemine göre 5. grup elementidir. Yupak sistemine göre arkadaşlar 5A grubu nedir? 15. grup elementidir. Dolayısıyla 3 yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Baş grup elementlerinden X, Y, Z ve T elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elementlerimizin öncelikle gruplarını bulalım. Hepsi baş grup elementi olduğuna göre A grubu elementleridir. X için baktığımızda iyonlaşma enerjisinin 3'ten 4'e geçerken fazla arttığını görüyoruz. O da 3,5 kat kadar en az olmalı hatırlayacağımız gibi. O zaman bu 3'e. Y'ye baktığımızda artışın ikinci iyonlaşmadan 3'e geçerken fazla olduğunu görüyoruz. 5 kattan fazla artış var. Demek ki Y2A'da yer alması gerekir. Z için baktığımızda X'e benzer şekilde 3'ünden sonra fazla arttığını görüyoruz. 3A grubudur. T'ye baktığımızda T'de ise birinci iyonlaşma enerjisinden ikinciye geçerken zaten aşırı arttığını görüyoruz. O da 1A grubudur. Buna göre A, X'in değerlik elektron sayısı 3'tür. 3A olduğu için doğrudur. B, Y toprak alkali metalidir. 2A grubu toprak alkali metali, 3A grubu toprak metali, 1A da alkali metal hatırlayacağımız gibi doğrudur. Z ve X aynı grup elementleridir. 3A çıktıkları için doğrudur. T aktif metaldir. 1A grubu metalleri alkali metaller, aktif metallerdir. Çünkü alkali metal. Yanlış olan E seçeneği. Onu açıklayalım. Aynı grupta çıkan elementlerde eğer yarıçap karşılaşması soruluyorsa bu elementlerin birinci iyonlaşma enerjisine bakmamız gerekecek. Çünkü birinci iyonlaşma enerjisinin tabloda nasıl değiştiğini biliyoruz. Aynı grupta birinci iyonlaşma enerjisi aşağı doğru azalır hatırlayacağımız gibi.
yarıçapın arttığı yönde. O yüzden birinci yoğunlaşma enerjilerine bakarak hangisinin yukarıda hangisinin aşağıda olduğunu anlayabiliriz. 3A grubu olduğuna göre bu elementler X ve Z elementleri. Birinci yoğunlaşmaya bakıyoruz. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi 138, Z'nin 190. Z'ninki daha büyük. O zaman Z yukarıda yer almalı, X aşağıda yer almalı. Çünkü Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisini yanına yazarsak 190, X'inki de 138. İyonlaşma aşağı doğru yarıçapın arttığı yönde azaldığı için yerleşim böyle olması gerekiyor. Buna göre X'in Z'nin altında olması gerekir. Yani çap olarak aynı grupta olduğundan X'in Z'den daha büyük yarıçapa sahip olması gerekir. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Periyodik sistemle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisi, Mendeleev'in periyodik sisteminde elementler artan atom kütlelerine göre düzenlenmiştir. Doğru. 2. Henry Moseley X ışınlarını kullanarak periyodik özelliklerin atom numarasına yani proton sayısına bağlı olduğunu keşfetmiştir. Bu da doğru. 3. Modern periyodik sistemde elementler benzer kimyasal özellik gösterenler alt alta gelecek şekilde atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu da doğru. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterirler. O yüzden tamamı doğru olduğundan E seçeneği doğru cevaptır. Katman elektron dağılımları yukarıda verilen X, Y, Z elementleri için yüceliklerin hangileri arasında ilişki Z büyük, Y büyük, X şeklindedir? Önce periyot ve grup numaralarını bulalım. X, 3. periyot, 1A grubu alkali metal, Y, yine 3. periyot, 2A grubu toprak alkali metali, Z, 3. periyot, 3A grubu toprak metalidir. Z'nin en büyük olması gerekiyor diyor. Atom numarası. Atom numarası evet nedir arkadaşlar? Aynı periyotta olduğunu görüyorsunuz. Aynı periyotta atom numarası arkadaşlar soldan sağa doğru artar. Dolayısıyla 3A büyük, 2A büyük, 1A olacak. Yani atom numarasında Z, Y, X olur. Doğrudur. Değerlik elektron sayısı, yine değerlik elektron sayısı grup numarasıdır. O da doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi aynı periyotta arkadaşlar. Nedir? Düzenini artmaz. 1A, evet küçüktür. Sonra 3A gelir. Ve 2A, iyonlaşma enerjisi 3A'dan fazladır küresel simetriden dolayı. 3 aşağı 5 yukarı kuralını unutmamamız lazım. Dolayısıyla bu kural hatırladığımız zaman 3 olamayacağını hemen düşünmemiz lazım. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Periyodik tablo kesitinde yer alan elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan B seçeneğidir. Çünkü Y ve T elementleri farklı periyotta bulunmaktadırlar. O yüzden de baş katman sayıları eşit değil. T'ninki Y'den büyük hatta bir tane büyüktür. T Y'nin bir alt periyodunda yer aldığı için bir katmanı fazla olması gerekir. Diğerlere bakalım. X ve Z soy gazdır deniliyor. Z 10 olarak verilmiş zaten. O zaman burası 8A olması gerekir. Z 10 olduğuna göre elektron dağılımı 2, 8 şeklindedir. Demek ki burası 8A. Burası 7A, burası 6A'dır. Kesitli olduğuna göre böyle olması gerekiyor. Q'nun değerlik elektron sayısı 6'dır. Q 16 olduğu için zaten Q yazarsak 16 olduğundan dolayı 2, 8, 6 olduğundan son katman elektron sayısı 6 doğrudur. Y ve T halojendir. Halojenler 7A'da yer alırlar. Doğru. X'in değerlik elektron sayısı 2'dir. X soy gazların ilk üyesi helyum yani. X burada helyumu gösteriyor. Atom numarası 2'dir. O yüzden bu da doğrudur. Soy gazlarda helyum hariç diğerlerinin elektron dağılımında son katmanlarında 8 elektron bulunur ama helyumda 2 vardır. O yüzden bu da doğrudur. B seçeneği doğru cevaptır. Rutherford altın levhayı alfa tanecikleriyle bombardıman ettiği deneyinde yaklaşık 20 bin ışından bir tanesinin geri döndüğünü, diğerlerinin ise levhadan geçtiğini tespit etmiştir. Rutherford yaptığı bu deneyle verilen kavramlardan hangilerini açıklayabilmiştir? Rutherford deneyinde kullanılan alfa tanecikleri basit gösterimle art yüklü taneciklerdir. Bu taneciklerin atomdan çoğu geçtiği için
atom boşluk yapıda olduğunu göstermiştir. Bu bir. İkincisi, çok az sayıda taneciğin çarparak geri dönmesi de atomda artı yüklü kütle merkezleri olduğunu göstermiştir. Bu da doğru. Ama elektronların konumu hakkında fikir vermemiştir. O yüzden 2 ve 3 Rutherford'un yaptığı deneyden çıkarılabilmiştir. XA ve YB iyonları aynı soy gaz elektron düzenine sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir. Öncelikle iyonlarımızı yazalım. XAYB olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda aynı soy gaz elektron düzenine sahipler. O zaman soy gaz olarak neona benzetelim. Neon 10'dur. Buna göre A seçeneğinde A büyüktür B ise X'in atom numarası Y'den büyüktür. Elektron sayıları aynı olduğuna göre A'nın B'den büyük çıkabilmesi için buna P1 diyelim. Proton sayısı olarak P1. Buna da P2 dersek. P1, P2'den büyük olmalı ki buradan A yükü B yüküden fazla çıksın. Çünkü elektronlar aynı zaten bunların. A'nın doğruluğu kesindir. B'ye bakalım. X ve Y izotop ise A eşittir B'dir. İzotop demek o zaman şu demek olacaktır. Proton sayıları aynı olması gerekir. İzotop olabilmeleri için. İzotop olduklarında P1, P2 eşit olacağına göre protonlar aynıysa elektron da aynı olduğuna göre AB de aynı çıkması gerekecek. Çünkü proton elektron toplamdan yük çıkıyor zaten. Dolayısıyla bu da doğrudur. C'ye bakalım. A küçüktür B ise Y'nin periyot numarası X'ten büyüktür. Bunu kesin bilemeyiz. Bir örnek verelim. Mesela XA artı 1 olsun. Y'deki B de artı 2 olsun. Elektron sayıları 10. X'de 2 metal şu anda. Birinin proton sayısı 11. Diğeri de 12. Yani nötrken X 2, 8, 1'dir. Y de 2, 8, 2'dir. Böyle baktığımızda bunların periyot numaralarının aynı olduğunu görüyoruz. Kimsenin kimsenin büyük değil bu şekilde baktığımızda. O yüzden bunu kesin bir şey söyleyemeyiz. Büyük olma ihtimali elbette var. Biri eksi, diğer artıdır. Burada mümkün ama X'in de artı olma ihtimalinde bunu kesin söyleyemeyiz. O yüzden kesin değildir C seçeneği. Diğerlerine bakarsak XA'nın atom çapı YB'den büyükse BA'dan büyüktür deniliyor. Bunun mümkün olması için bir örnek verelim D için. XA YB'den büyük olması için şöyle olması gerekir. X eksi yüklü bir iyondur. Örnek verelim. X mesela eksi 1 olsun. Elektron sayısı 10 yine. Buradan proton sayısını 9 olarak buluruz. Y de artı 1 olmuş olsun. Bir elektron vermiş hali Y'nin. O da yine 10. O zaman proton sayısı 11 olacaktır. Bu durumda da eğer atom çapı X Y'den büyükse bunu bu şekilde sağlaması gerekir. Bu durumda eksi yüklü iyon artı yüklü olması gerekiyor. A yükü yani artı 1 eksi 1'den büyüktür. Çünkü 9 protonun 10 elektron çekme gücü 11 protonun 10 elektron çekme gücünden daha düşüktür. O yüzden de yarı çap daha büyük olacaktır çap olarak. Bu ancak böyle mümkün olacağından dolayı her türlü Y'nin yükünün X'ten daha büyük olması gerekir. Elektron başına düşen çekim kuvveti XA YB ise A büyüktür B deniliyor. Bu da deminkinin tam tersi olacak. Çekim kuvveti büyükse yarıçap küçük olacaktır. Demin yaptığımızın tersi olacaktır. O zaman da AB'den büyük çıkacaktır. Bu da doğrudur. Kesin. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve Q elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan D seçeneğidir. Önce onu açıklayalım. Çekirdek yükü yani proton sayısı veya diğer adıyla atom numarası en küçük element Q değildir. T olması gerekir. Çünkü atom numarası soldan sağa doğru artar. Hatta sayarak da bakabiliriz. Burada bir hidrojen zaten. Daha sonra helyum geliyor. 3, 4 şeklinde gittiğinde T'nin atom numarası 5 olması gerekir. T 5'tir. Buradan Q da 9'dur. O yüzden atom numarası en küçük olan Q değil. T olması gerekir. 5 olduğundan dolayı. Diğerlerine bakarsak A'da X ve Y'nin oksitleri bazik özellik gösterir deniliyor. X ve Y 1 ve 2A grubundaki metallerdir. Metal oksitleri bazik özellik gösterirler. O yüzden A seçeneği doğrudur. Atom çapı en büyük olan X'tir. Atom çapı tabloda hatırlayacağımız gibi sola ve aşağı doğru artar. En solda en aşağıda yer aldığı için X'in atom çapının en büyük olması gerekir. Z elektriğidir. Z1 B grubu geçiş metali hatırlarsak B grubunun tamamı metaldir zaten.
Metal olduğu için elektriği iletir. Doğru bilgidir. E'ye bakarsak Q'nun elektron ilgisi en yüksekte. Tabii verilen elementler için konuşuyoruz. Elektron ilgisi tabloda sağ yukarı artar. 8A grubu hariç tabii oraya almamalıyız. 8A grubunu almıyoruz. O yüzden 7A'da olduğu için burada elektron ilgisi en yüksek olan element Q elementidir. Bu da doğrudur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.